Programımıza hoş geldiniz. İsmi olmayan programa. Yanımda Çiğdem Karakoç var. Merhaba diyebilirsin. Merhaba. Bir ses geldi. Neyse. Bugün Marvel'ın ilk, Marvel Avengers'ın ilk filmini konuşacağız. Eleştireceğiz biraz. İkimiz de bir özetine falan baktık. Çok önceden izlemiştik bu filmi. Ben baştan izledim aslında ama. Güzel bir defa. Tabii. Ben bir defa izlemiştim daha önce. Sen bayağı bağımlısı gibi izlemişsin. Bayağı izledim ya. Yani gaybı yapı. Kendini tanıtmak ister misin? Tabii. Çiğdem Karakoç. Bir film aşığı. Tamamen genel olarak. Eleştiri yapabilecek durumda olduğumu düşünerek aslında geldik buralara diyelim. Öyle. Taliplerini bekliyor. Kaç? Yok. Bu o program değil, pardon. İyiydi. O zaman başlayalım. Bu filmi biz beğendik mi? Yani ben genel olarak zaten Marvel filmlerinin birçoğunu yani tekrar izleyebilecek yani durumdayım. Asla da sıkılmam. Hani artık bir süreden sonra şey olmaya başladı. Hani bunu gerçi arkadaşlarım çok sıktı artık bu durum galiba onları. Artık repliklerini bile artık ezberi. Evet. Ya durum oluyor, replik söylüyorum. Yani işte artık yeter moduna geliyor. Artık ezberlemişim, o kadar seviyorum. Bilmiyorum, gayet iyi yapmışlar. Ama genel olarak hani bir de üzerine tüm hani Marvel'dan belli karakterler seçip Avengers ekibi kurmaları, o da ayrı bir boyut kazandı. Çok harika bir şey o ya zaten. Ya çok... Sinematik universe oluşturuyor bu zaten. Gerçekten öyle yani hani kafamızda bir resmen paradoks oluştursak ciddi bu kadar hani güzel bir şey biz yaratamayız diye düşünüyorum. Evet. Yani hiçbir şekilde. Ama belli kahramanları düzgün seçmişler. Yani mesela şeyin belli... Ne gibi? Yani yazan hani geçen bahsetmiştik ya 2019'da vefat eden Stanley. Evet, Stanley. Her sahnede. Ki bu sadece şeyde değil. Hani Avengers içinde değil. Bütün Marvel filmlerinde mutlaka bir sahnede kendini gösteriyor. Evet. O çok ilginç bir şey. Ben ilk gördüğümde şaşırmıştım onu. Aynen öyle. Peki şey diye de sorabiliriz. Yani insanların genel olarak sevdiği karakterlerden mesela en sevdikleri. Captain America falan. Ya işte mesela ikili yön var. Bazıları Iron Man diyor. Bazıları diyor ki Captain America diyor. Sen hangisini yani, diyorsun sence? Tabii ki de Iron Man'cıyım. Ben de öyleyim tabii ki. Ama bence kişisel olarak benim görüşüm hani birine gerçekten hani izlemeyen biri için hani aslında fark etmeden bazıları Marvel filmlerini izlemiş oluyor. Ama aslında Marvel filmi olduğuna dair bilmiyor mesela. Tabii ki. Ben de öyleydim. Birkaç sene önce. Tanıyoruz şu anda. Evet. Yani onun dışında ya dediğim gibi hani Avengers olması için bayağı şey yapmışlar hani teker teker parça parça hale getirmişler. Tabii. Ama Stanley bundan zaten röportajında bahsediyor. Hep aklında varmış. Yani özentileri de çıkmadı değil. Evet. Justice League. Kesinlikle. Aynısını tutmadı tabii ki de ama ya bitmesin üzüldük ya. Gerçekten. Evet. Gizliyle ağlıyorum falan bitti diye diyormuşum. Nerede bu 5. film falan? Gerçekten yani bilmiyorum ama dediğim gibi hani onlara tavsiyem başından izlesinler. Yani başından değil, Avengers 1'den değil de Iron Man 1'den evet, başlayıp teker teker izlemeleri. Ya bilmiyorum, kronolojik sıralama yapmışlar tamamen ama yaptıkları sıralamada Captain America'nın ilkini çünkü 1940'lara dayandığı için evet. İlk film onu oraya koymuşlar ama hayır bence öyle değil. İlk film yani çıkış tarihine göre izlemeleri çok daha mantıklı geliyor bana. Yani. Avengers filmlerinde genel olarak bir Iron Man ile Captain America arasında bir böyle bir gerginlik falan oluyor. Bunun nedeni sence ne? Ya şöyle, Iron Man yani Tony Stark aslında hani kendini tanıtırken hatta sen nesin ki dediğinde bölüm. Yani var ya harika bir bölüm yapmışlar. Yani ne dedi? İşte zengin, milyoner. Dahi milyoner. İşte çapkın, zampara, hayırsever. Evet. Dedi. Gerçekten bunlardan ibaret ama aynı zamanda çok duygusal biri olduğunu düşünüyorum. Evet. Zaten ya izlerseniz sonunda nerelere hani çıktığını görürsünüz zaten.
Onun dışında çok yalnız kalan biri. Çok zeki olduğunu zaten biliyoruz ama çok yalnız büyümüş biri. Babası tarafından, hani babası da çok zeki olduğunu zaten biliyoruz. Hani şeyden, Captain America 1'den babası da çok zeki biriymiş ama ona yeterli sevgiyi vermemiş ve o zamanlardan Captain America'nın ne kadar harika oluşuyla ilgili bir sürü hikaye dinlemiş. Evet. Bu onu kıskanmasına yol açıyor aslında biraz da. Ya bu adam mı? Ya bu adam sadece bir asker hani. İşte Tanrı Amerika'yı korusun diyerek savaşa atılan basit bir asker. Evet, Beni evet. nasıl boy ölçebilir ki deyip. Aslında tamamen bir kıskançlıktan ibaret. Ve onun bu şey halinden hoşlanmıyor yani. Nasıl desem, naif, kibar halleri. Ya ona çok yapmacık geliyor aslında. Ya aslında çoğumuza göre yapmacık geliyor Evet, hiç bence. sevmiyorum ben. Hiç ısınamadım yani o karaktere. Yani evet. Bana şey gibi geliyor bak. Şimdi Türkiye'de Kaptan Türkiye diye bir eleman çıksa ve böyle Türk bayraklı bir kıyafet giyse çok gülmez miyiz bu durumda? Elinde de Yeniçeri kılıcı olsa falan mesela düşün. Çok Evet. komik olur yani. Saçma geliyor bana Zaten Amerika. şimdi bir tane var diye biliyorum. Akıncı mı? Öyle Evet, bir süper Akıncı. kahraman yapmışlar ki İzledin mi? izleniyor da. Yani galiba bunun ihtiyaçları vardı. Evet. Artık. Ama çok Yani. iğrenç o ya. Ben bir bölüm izledim. Berbat yani. Vallahi hiç izlemedim. İşte televizyon içeride olduğu için arada bir bizimkiler izlerken görüyorum ama. Yani bilmiyorum. Ben en son rehinelerle dolu bir karakola bomba attığını görmüştüm. Orada ben bittim artık. Koptum böyle. Bıraktım yani izlemeyi. Artık. Sen ne yapmaya çalışıyorsun filan? Evet, el bombasını fırlatıyor falan. Neyse, ayrım Avengers 1'e geri dönelim. Aynen. Ya şimdi zaten şeyden baştan izledikleri zaman Avengers 1'den öncesinde Thor var diye biliyorum. Thor'da son sahnede yani bu işte doktorun işte işte küpe almaları bununla ilgili gelişmeleri filan ondan sonra Loki'nin tekrardan hani yeniden başlıyoruz diyerekten girişi zaten o son sahnede belli oluyor. Biz hani tekrardan ne olacağını aslında aklımızda da bir fikir oluşuyor. Hani o sahneyi gördükten sonra ya bunlar ne yapıyor? Bunlar nasıl toplandı diyebilirsiniz hani o izlemedikten sonra. Tabii Shield tamamen Shield'ın üzerinden kuruluyor. Yani Evet. de yapılıyor filan. Fury'nin Kurucusu etkisiyle. Yani onun yıkılışı, Loki'nin birden ortaya çıkışı. Ya bilmiyorum aslında hani ya bilmiyorum hepsinin toplanması çok güzel. Özellikle mesela yine Iron Man'den bahsetmek istemiyorum ama hani seçilmemişi aslında. Shield. Hani çünkü şey Romanoff'un onunla ilgili rapor hazırlayıp aslında buna uygun görmediği ve en son sahnede o sahneyi özellikle bitiyorum. Sadece Fury dedikten hani Fury diyor hani sadece seni bunlara uygun görmüyoruz ama seni danışman olarak atamayı düşünüyoruz dediğinde. Evet. Komik de o sahne. Gerçekten paramız yetmez. Yetmez yani. Hani adam milyoner tabii ki Tabii de. ki. Hani Binası o var Iron... adamın. Efendim? Adamın binası var. Şehrin Ya ortasında. adamın her şeyi var ya. Evet. Adam tamamen milyoner. Yani evet silahtan kazandı biliyoruz ama yani tamamen sonradan bir dönüştür falan. Bilmiyorum orası ayrı bir güzeldi. Toplanış tamamen oradan başladı ama Iron Man'siz zannetmiyorum ya. Dünyayı kurtaramazlardı bence. Ya Marvel Cinematic Universe'u bence Iron Man olmadan bu kadar tutulacağını sanmıyorum ya. Ben çünkü Iron Man olmadan izlemezdim bu filmi, Gerçekten seriyi. öyle. Ki sevdiğim oyuncuların yani özellikle hayatlarına hani ne bileyim evliler mi? Mesela çocukları var mı? Hayatları nasıl ilerliyor? Yani daha önce nasıl işler yaptılar? Nasıl olduklarına dair araştırma yapıyorum. Ve hani Downer Jr. Robert Downey Jr. Aynen Robert Downer Jr. tamamıyla hani zor bir yaşantısı olan bir kişi aslında. Yani bunları, bu ilgiyi, bu şeyi tamamen hak ettiğini düşünüyorum. Yani o alelade bir oyuncu değil, tamamen babasının uyuşturucu bağımlısı olması ve kendine de 8 yaşında uyuşturucuyla tanışması ve bununla kurtulmak için çok mücadele vermesi, hapislere düşmesi. Ve adam bu şu anda 50 küsürlü yaşlarında olduğunu Evet, 55 biliyoruz. yaşında galiba. Çok Evet, gençtir. hiç belli etmiyor yani Kesinlikle. adama. Çok genç duruyor. Ona rağmen bunları başardı. Iron Man olarak karşımıza çıktı ve şu anda dünya starı bayağı tebrik edilecek bence. 5 sene sonra ölür zaten o. Yani umarım ölmez öyle deme. Linç yemeyelim lütfen. Yani Iron Man seven çok insan var diye düşünüyorum. Şey Yani vardı. Spider-Man
Nin ikinci filminde duvara Iron Man. İnanılmaz oyuncak adam mı? Evet. Yok yok, inanılmaz değil. Tom Holland oynuyor ya. Ha 3. 3. Aynen. İşte ikinci filmi onun. Tamam. Orada duvara Iron Man falan çizmişlerdi falan böyle. Hatırlıyor musun? Ya. Gerçekten ölse bence bu yapılır. Gerçek hayatta. Gerçekten daha yapılır yani. Için. Zaten bir şeylerin değeri tam olarak hani öldükten sonra hani ortaya çıkar yani. Çok iyi bir müzik evet. dinlersin. Hani adam bestesini yapar. Satmaz ama öldükten sonra zirve çıkar gibi. Evet evet. Bu popülerliğin tamamen hepsi öyle olur da. Bilmiyorum. Onun, abi de bak mesela konu oraya gelmişken onunla yani tamamen yani Spider-Man'le arasındaki o ilişki. Hmm. Çocuğu evlatlık edinmiş gibi. Hani babası gibi bir şey aslında. Evet. Güzel olmuş ya. Yani. Ya baba olarak görmediğimizde onu da görüyoruz. Daha sonra da zaten şey çıkıyor. Kent çocuğu. Hmm. Neyse burayı da söylememem lazım. Söyleme söyleme. İlk filmdeyiz daha. Ben bunu söylemedim. Ama şey çok güzeldi. Bunu da kesersin. Ama bunu söylemem lazım. Niye söylüyorsun? Tamam söyle hadi. Şeyde kızım seni 3000 kez seviyorum dediği zaman ki. Bunu hatta söyleyeceğim. Of, çok çok güzel çünkü o. Yani onun dışında yani şey olduğun için değil hani hem cinsin olduğu için değil tamam belki birazcık ama Romanov ayrı bir harikalar. Ya bilmiyorum kadın harika. Tabii ki. Ya ama hani onun da kolay kolay oraya geldiğini düşünmüyorum. Zaten Avengers 1'de de hani Clint'le konuştuğunda hani ona borcu olduğunu söylüyor birçok kez. Biz orada zannediyoruz ki bunlar aslında hani bir birliktelik olduğunu düşünüyoruz. Evet. Bence değil. Hani spoiler vermek istemiyorum ama hani bence değil hani. Olmayabilir. Yani evet olabilirdi, olmayabilirdi ama hani Romanov elbette ama çok zor olarak hani bir katil olduğunu düşünüyoruz. Ama onlar bir katil. Şimdi bu konuda şey yapamayız. Evet katil evet. Ama bunlar ajan. Yani. Katillerdi. Daha sonradan dediler en azından katil olacağımızda dünyayı kurtaralım. Onun dışında Thor seven çok kişi var. Ben hiç sevmiyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Ama şekil yani hakkını verelim böyle çekiç falan yani. Güzel oluyor. Ama yani güzel bir ama evrimleşmiş tamamen ama yani bundan öncesinde eski tarihe bakıldığı zaman Vikingler mesela orada da zaten hani Thor şeyinde de söyleniyor. Thor'a hani Şimşek Tanrısı'na taptıklarını. Yani o kadar evrimleşmiş ki yani şu anda bizim karşımızda kahraman olarak çıkıyor tamamen. Hani, ya yani adam tanrı oluyor olduğunu düşünüyor ama bilmiyorum. Kıçımın tanrısı. Şimşek Tanrısı. Pardon evet. Onun dışında yani Loki'den bahsedersek kim ne derse desin. Yani en sevdiğim kötü oyuncu bu, o olabilir. Yani çok iyi oynuyor ya. Çok iyi oynuyor espriler falan. Ya ama şöyle bazı karakterler vardır. Hı-hı. Hani kötü karakterler vardır ama işini o kadar iyi yapar ki o kadar güzel kötü rol yapar ki adamı seversin. Hani bu iyi kötülerden falan dersin hani. Evet. Loki o da öyle bir şey. Durumda bence. Hı? Aynen. Peki o zaman filmdeki birkaç sahneden konuşalım. Şeyi hatırlıyor musun? Shrek diyecektim Hulk'a biliyor musun? Hulk'a ihtiyaçları oluyor böyle kocaman bir canavar geliyor da şey diyor ya. That's my secret pal I'm always angry diyor ya. O sahne mükemmeldi ya. Böyle bir anda şeye dönüşüyor Hulk'a falan. Ama o zamana kadar biz onun birden böyle değişebileceğini hani birden öfkelenebileceğini zannetmiyorduk. Asla düşünmüyorduk onu. Aynen öyle. Hani I'm always angry deyince birden çıkışı çok evet, çok güzeldi. Şekil yani. Bir de şeyi çok dikkat ettim ben. O pantolon nasıl oluyor orada? Ben onu çok... tamamen bir muamma geldi. Belki bilmiyorum. Yani ne yapıyorsunuz? Sansürleyemiyor musunuz olayı? Anlamadım ki. Hulk'ın default şeyi mi o yani? Yani adam şey dedi hani böyle esnek, elastik bir şey o, elastik. Olsa. Hani öyle bir duruma gelmez diye düşünüyorum. Ama başından beri hani ya, kaç bundan öncesinde yani bir sürü Hulk filmi yapıldı. Hepsine de aynı. İki tane. Ondan öncesinde de yani 80'lerde falan da mesela hep Kaptan Amerika falan hep yapılmış. Tabii tabii. Beğenmiş çizgi yani. Roman bilhassa. Aynen öyle. Ama hiçbir şekilde o pantolon şey değil. Hep var orada. O pantolon çıkmıyor yani hani. Hep böyle bir büyüyor bir şeyler oluyor. Yani. Ama gerçekten Hulk'tan bahsedersek hani şey değil. Bundan önceki filmleri iyi olmadı ama Avengers'da kendini çok iyi gösterdi. Zaten farklı bir karakter olduğunu biliyoruz. Hı hı. Yani
iyi bir karakter, yani şey, karakteri iyi uyan birini seçmişler. Yani farklı ama. Onu iyi oturtturamadılar da güzel olmuş. Yani gama ışınları, adamın bir şey, yani ayrı bir zeki olması, yine tabii. Iron Man kadar kendi şey olmasa da, hani ne derler? Narsist. Daha mütevazi biri. Aynen, olmasa da. Tahta kulübelerde doktorluk yapıyor hatta yani. O kadar mütevazi. Ya aslında biraz sinir bozucu. Hani aynı şekilde Captain America'da da var bu mütevazilik. Hani bir şeyler yapabiliyorsun. Hani biraz hani neden biliyorum da insanın ego görmesine mi ihtiyacımız var, anlamadım tam olarak. Galiba öyle. Bilmiyorum. Kaç litrelik o? 1,5 falan. Ha. Bundan günde 2 tane içiyorum. Güzel. Öyle. Hulk'ın Loki'yi böyle yerden yere vurduğu bir sahne vardı. Yine Hulk'tan gidiyoruz ama o da çok iyiydi. Ya. Ama nasıl olsa Tanrı değil mi yani? Tabii. Ölmez o ya. Sıkıntı yok. Yok ya, ama harikaydı gerçekten. Hani yani oturup gerçekten güldüğümüz bir sahneydi. Yani. Ekranlara getiriyorum. Geldi ekranlara. No, bir sesler geliyor senden. Bildirim falan geliyor. Bildirim geliyor sürekli. Aynen. Durduramıyorum. Shut that bildirims. Neyse. Bu arada şundan bahsetmek istiyorum. Bu kaydı yapmadan önce hep böyle içeride Alan Silverstein'in bir şarkısı var ya. Koyacak sürekli. Koyamıyorum. Telif var. Ama sürekli söylemek istiyorum böyle. Yani içimden o şeyi çalıyor böyle. Halktan bir şeyden bahsederken falan. Senin oradan yaz. Bir dakika. Bunu mutlaka koyamıyorum. Telif var. Evet. Sakın koy bunu. YouTube seni teessüf ediyorum. Gerçekten. O telif kalksın. Gerçekten. Yani bir şarkı için bunları çekemeyiz lütfen. Tabii. Ya da satın alacağız paşa paşa. 2000 ama dolar falan. Ama bunun şey olabilir. Başka bir şey olabilir ya. Başka nasıl? Bir şarkıyla giriş yapabilir. Yok. Ağzımla ben kaydedeyim. Dıdıdım dıdıdım falan diyeyim böyle. Onu koyarsın. Aa, hayır olmaz. Ama başka bir şarkı aklına gelmiyor mu? Ya olabilir. Avengers'ın kendi şey müziğiyle de giriş yapabilir. Onların hepsinde telif var. Hepsine baktım ben. Hepsini teliflemiş Alan Silvestri. Hepsini almış. Hiçbir şey kullanamıyoruz. Başka nelerden bahsedebiliriz? Gidişattan konuşabiliriz. Baştan gidişata doğru. Şey diyeyim mi? Filmin evet. Sonu after credits. Ondan bahsedelim mi biraz? Yani onun sonundaki after neydi? Tam olarak hatırlamıyorum. En büyük ha, bence... Şey, dönercide yemek yedikleri bölüm. Ondan öncesi de var sanki. Şey değil miydi? Thanos gözüküyordu. Ha aynen. Aynen. Nükleer patlarken. Orada. Ne dediğini hiç bilmiyorum. Hatırlamıyorum yani. Tamam. Hem ondan hem de dönerciden bahsedelim. Dönerci evet. Tamam. Ben bahsedeyim. Tamam. Robert Downey Jr.'ı sevmemizin bir nedeni de şu. Doğaçlamaları çok iyi yapıyor. Ve bu dönerci mevzusu var. After Credits ve ondan daha öncesinde. Yukarıdan portaldan düştüğünde şey diyor. Yani düşüyor, bayılıyor. Onu açıyorlar. 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 Daha doğrusu şey. Bayılıyor. Böğürüyor. Tabii tabii. İşte. Ondan sonra uyanıyor. Hani onların öncesinde öldüğünü düşünüyoruz. Aynen. Böyle "Aa!" diye bağırıyor bir anda. ayılınca şey diyor. Dönerciye gidelim mi? İki sokak ötede bir dönerci var falan diyor böyle. Ama ben yine de deneyeceğim falan. Evet, gerçekten çok iyiydi. Zaten after'ında da aynen öyle. Şişene kadar yiyorlar. Artık yorulmuşlar falan. Böyle. Adam ölümden döndü ya. Kim bilir nereye gitti orada. Ama o gerçekten o sahne de çok güzeldi. Ama ondan bahsetmeden önce şeye hani sinirlendiğim bir bölüm. Hani devletin bir hani oluşturup hani nasıl desem bir tehlike karşısında yönetemediğini, kontrol edemediğini düşündüğü zaman her şekilde bütün hepsini ima etmeye çalışıyor. Aynen öyle. Aynen. Çok korkunç bir şey bu. Buydu ya. Çok korkunç bir şey mi? Tekrar söyle. Çok korkunç bir şey yani. Nükleeri direkt New York'un ortasına atıyorlar, Manhattan adasına. Aynen öyle yani. Çözüm bu değil yani. Değil tabii ki de orada yani Manhattan'da kaç milyon insan yaşıyordur ya, insan düşünce ürperiyor. Tabii ki. Ama tabii ki de yine de kahramanımız büyük Iron Man. Iron Baba. Çıkış yaptı ve uzaya fırlattı. Hı hı. Ama ona rağmen bak bir gıcık olduğum yönde şu. Captain America'nın 5 saniye daha bekle, anladın mı? O evet ya. Değil mi? Hemen vazgeçiyor. O da sevmiyor. O yüzden yapıyor. Kıskanıyor. Ya. Zırhı falan var değil mi?
bilmiyorum, kahraman olmaya mı çalışıyorsun diye adam şöyle bir soracak, sen ne, amacın neydi? Kapatın falan diyor. Gerçekten Roman Arp'ın da kapatması şans eseri tamamen düştü bence. Yani gelemeyebilirdi yani. Evet, evet. Ya gelmeseydi? Değil mi? Avengers bitiyor böyle. Ben bir daha izlemezdim. Yok ya, hani zaten şey değil mi? Hani böyle süper kahraman filmlerinde hep bir dönüş olur. Hep böyle bir şey. Evet. Tamam. Yani hep olur. Onun dışında başka, yani bilmiyorum, Shield'den. Ama şu anda Avengers 1'de gördüğümüz karakterler hangileri? Thor var. Loki'yi saymak istiyorum lütfen. Tabii ki de. Tanrılar olarak bildiğimiz yarı tanrılar. Yarı tanrı değildi galiba. Neyse, burayı çıkar. Avengers ekibinde gördüklerimiz Thor var, Loki var. Loki'yi sayacağım lütfen. Say say. Iron Man var. Romanoff var. Clinton. Daha kaplanı bak. Görüyorsun, bir sola attım onu. Hiç aklına bile gelmiyor. Hiç. Sonda yani. Başka? Okçu eleman var. Hawkeye. Clint. Aynen. Clint. Aynen. Clint var. Başka? Başka yok diyebiliyorum. Hmm. En üzücüsü ne biliyor musun? Spider-Man yok. Spider-Man olmadı. Ben bütün böyle film Spider-Man aramıştım. Nerede acaba falan diyorum böyle. Gelmedi. Ama zaten genel olarak yani sizin erkeklerin bu ayrıyetten bir, şimdi Avengers çıkmadan önce de süper kahraman olarak gördüklerimiz hep böyle Spider-Man aşığı hani. Neden bilmiyorum. Evet, sen de aynı şekilde. Çok, neden ya bilmiyorum? Spider-Man çok güzel ama. Çocukluğumda falan hep böyle. Şey yok. Ağ atıyor sadece. Ağ atıyor yani. O ağ değil yalnız. Bilmiyorum. Ama mesela şey yaptıkları, o Spider-Man yaptıkları 3 seride de 3'ü de ayrı bir zeki. Ya neden yani? Neden zeki olmak zorunda? Neden yani? Çizgi roman ama. Bilmiyorum. Ama yine de o 3 şeyden, Spider-Man serisinden benim yine de en sevdiğim ilkiydi. Neyse, burada yaşım ortaya çıkacak. Bahsedelim. 2002 miydi? Neydi o ilk çıkan? 2002. Yani 2000'lerde. Evet. Evet. Yani benim bildiğim ve sevdiğim. Ben bahsetmeyelim. Konuyu kapat tamamen. Ben ikinciyi çok sevdim. Amazing'i. Nedense o çok hoşuma gitti. Oyuncuların performansı vesaire. Gerek kostümler. Yani ama şey değil ya. Mesela sen ana karakter oyuncusu olarak mesela üçünün arasında en yakışıklısı o diyebilirim. Tabii. Tamamen. Ki Emma Stone. Görüntü. Aynen. Güzeldi. Ama şey, en çok da şey çok hoşuma gitmişti. Hani üçüncüsünde artık hani yavaş yavaş biliyorsun hani Afro-Amerikan insanları işlerine daha çok dahil etmeye çalışmaları, hı-hı, özellikle, hı-hı, filmlerde veya ortam hani dünyanın görmesi açısından, hı-hı, şeyin sevgilisi Afro-Amerikan bir kız, gayet de çok güzel yani. Hani artık üçüncü seride bunu yapalım dediler. Kimin hani sevgilisi? Spider-Man üçüncü seride ilk birinci filmde. Ben niye hatırlayamadım? Afro-Amerikan biri. Evet, hani o kartal olan şeyin savaşta. Ha tamam tamam, onu diyorsun. Okey, ben tamam. Sevgilisi. Aynen. Yani onu görmemiz çok güzel oldu. Onlar öncesinde hep şeydi zaten. Ama sırf bunu mesela önlem koymak için Black Panther'ı çıkardılar. Hmm. Çok da beğenildi. Yani bayağı beğenildi. Güzeldi o. Ben izledim yani. Aynen öyle. Hmm. Bayağı da güzeldi. İsmi neydi onun? Black Panther? Yok, Black Panther oynayan kişinin ismi neydi? İsmini bilmiyorum. O öldü ya, ben bayağı üzülmüştüm ona ya. Evet. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu muhabbeti konuştuğumuz zaman arkadaşlar şey yaptı, dedi ki hani o öldü. Evet dedim, hani o zaman Endgame'i izlemedim. Evet dedim. O da kilo oldu falan diye. Hayır, gerçekten öldü. Sen böyle şok oldun değil mi? Gerçekten. Yani açayım ya. Hayır, gerçekten. İnansana. Yani bayağı üzücüydüm. Ana karakter gerçekten ilk ve ikincisi çıkacağını söyleniyor. Hani gelecek günlerde gösteriyor ve ana karakteri kim koyacaklar, nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Şey yapılabilir. Adamın 3 boyutlu modelleme yüzünü almışlar. Direkt, aynen, pat diye koyarlar, oynar orada. Hiç fark etmeyiz yani. Ve çok da ucuza mal olur. Evet. Evet. Bu şey hoş bir şey değil ama. Ya hoş değil ama karakteri analiz ediyor. Yani aynısını yapabilirlerse, aynı, hı-hı, coşku verebilirlerse olabilir. Olmazsa bu da bir risk aslında. Yani reytingler düşer. Aslında tamamen bilir. Saygısızlık değil mi peki? Ölmüş insanın yüzünü farklı bir filme koymak. Onun izinini almadan yani. Yanına ilgili mesela şey, müzikle ilgili mesela telif hakkı veriliyorsa onun ailesiyle ilgili de mesela bir izin isteniyor diyebiliyorum. Hani bunu, hı, yapacağız, böyle olacak falan pişman diye. Onlara bir ödeme yapılır diye, hı-hı, düşünüyorum ben. Daha mı iyi olur, daha mı kötü olur bilmiyorum. Bizde saygısızlık mı? Evet.
biraz kandırmacı gibi oluyor. Tabii. Ama bu şeye dönecek ya, hani eğer öyle bir durum olursa tabii. Hızlı ve Öfkeli'deki biliyorsun adam Paul Walker aynen. Evet. O öldü. Ölümünü gizlediler. Sonradan hani öldüğünü biz fark ettik ama onu da tamamen yaptılar. Hani. Ama biz o zamana kadar adam şey diyoruz hani bunun farkında değiliz. Hayır adam ölmedi hani. Yok ölmedi ki. Bu da şey yaptı. Hayır ölmedi bak filmi var filan. Aklımda direkt şey çıktı yani acaba daha önce mi çektiler diye düşündüm. Adam ölmeden önce mi çektiler diye düşündüm. O da değil. Yani bayağı güzel oldu ama. Ben izlemedim. Bilmiyorum. Ha, bu başka bir videonun konusu o zaman. Tabii güzel olur. Yani bilmiyorum ya. Avengers 1 Thanos'tan özellikle aynen bahsedebiliriz. Serinin villain'ı. Bir karakter senden hani bir nasıl? Yani sen de şey duyamadım. Tekrarlar mısın? Bence. Ha bence ne? Bence nasıl? Sence nasıl bir karakter? Ha Thanos. Ya Thanos şey böyle fazla baba biri gibi duruyor böyle ki serinin sonunda evet. Spoiler vermiş biri. Serinin son ha tamam spoiler vermiyorum okey. Thanos bu kadar sadece yüzü gözüküyor. Bir şey diyemem yani. Ama yakışıklı. Biz Thanos'un Chitara ordusunun Thanos'un aslında gönderdiğini. Evet, evet o var. Aynen. Aynen öyle. Onların yönettiğini tamamen onu biliyoruz. Son sahnede zaten sadece bir sahnede yüzünün göründüğünü biliyoruz. Iron Man'i gördüğünü biliyoruz. O bombayı Iron Man'in attığını düşünüyor. Ya ama zaten şeyde spoiler vermek istemiyorum ama zaten evet, evet. Karşılaşma olacak. Evet evet söyleme ben biliyorum anladım. Yani. Ama gayet de şey olacak yani hani bilmiyorum ya Thanos şey şu kalıptayım tamamen hiç kimse kötü değildir falan. Hmm. Herkes iyi doğmuştur sadece işte kötü olmaya zorlanmıştır falan. Ama bunu ileride göreceğimizi düşünüyorum hani Thanos'un nasıl biri olduğunu, nasıl nerede büyüdüğünü, nasıl büyüdüğünü, neden bu kararı aldığını. Hani ne amaçladığını. Çünkü hani herkes bir dünyayı fethedelim ya da ne bileyim dünyayı yok edelim derken aslında hani tipik kötü. Yani evet yani bir şey yapmaz hani nasıl desem ya gerek yok hani öyle canım istedi demez yani. Yani. Bir amacı vardır yani. Hani iyi ya da kötü kendi kafasında bir şey oluşturmuştur diye düşünüyorum. İzlemedik. Ama bilmediğimiz için yani şu an sadece düşünüyoruz. Tamamen düşünüyoruz. Tabii. Hani, tamamen. Ama şey değil mi ya? Renginin farklı olması mesela. Şey, evet, pembe. Mor mu? Mor, öyle bir şey. Ya işte sor. Aa bak bir de detayda orada burada spoiler vermek gerekiyor maalesef. Üzgünüm ama tamam. Tamamen Marvel'a tavsiye diye düşünüyorum. Avengers 1'de biz onu acaba ışıklandırmadan mı ya da uzayda oldukları için mi bilmiyorum da biz onu pembe olarak görüyoruz. Evet, sonradan ama değiştiriyorlar gibi. Sonradan bir değiştiriyorlar. Bir garip oluyor. Aynen. Pembe mi mor mu peki sence? Gerçekte mi? Yani sence hangisi daha iyi? Ha hangisi daha iyi? Alıştığımız için belki mor. Sonunda gördüğümüz için belki de mor. Evet. Adamı evet. Pembe görünce hani böyle çok şey yapamıyorum hani kızamıyorum. Ne tatlı bir lan. Gel yanağını sıkayım falan. Öyle bir şey oluyor aynen öyle. İyi ki şey yapmışlar ama değiştirmişler ama tabii ki de bir hatadır yani. Sanmıyorum o sonradan değiştirme kararı almışlardır bence. Iron Man Shield'ın gemisine ilk giriyor ya. Orada ya, şey diyor. Aslında şu şey. Ne? Sen söyle. Nükleer füzeyi atıyor. Ha içine giriyor. Tabii tabii Shield'ın içine. Ondan mutlaka bahsetmemiz lazım. Hı-hı. Aynen. Şeyle konuşurken Nick Fury. Nick Fury değil. Onun ses şeyi var ya. Adını unuttum. Friday'den öncesi. Jarvis. Jarvis'le konuştuğu zaman hatta diyor ki hani Jarvis İşte Yusuf peygamberi duymuş muydun? Evet orası çok iyi ya. Ben olsam ona özenmezdim filan. İçine giriyor patlatıyor her yeri. Tamamen. Yani Yusuf peygamberin Yunus'un içine girdiği evet. Gibi hani bayağı içine oradan parçalıyor tamamen. Çok güzel olmuş. Çok ya güzel bilmiyorum olası. Bence Abime'nin her muhabbeti her kelimesi size ayrı bir güzellik katıyor. Yani adam süper. Evet. Boş konuşmuyor. Ya gerçekten öyle. Bir de kalite. Kendisi de böyle egosuyla falan. Evet evet komik biri. Çok güzel ya. Evet. Ben şey diyecektim. Shield gemisinin içerisinde Nick Fury ile konuşurken şey oluyor. Orada elemanlar bilgisayarda takılıyor falan böyle. Bir sürü Tetris. Bilgisayar var. Aynen Tetris işte. Şey diyor ya şu eleman Tetris oynuyor bak falan diyor böyle. Orada iyiydi bence yani. Ya çünkü herkes bir tepkisiz kaldı. Hani hı-hı. Çünkü geldi Iron Man geldi. Evet Tony geldi. Hepimiz bir
Öf, yine geldi modeli. Yine böyle bir yargı dağıtacak bize modeli. Herkes bir sustu. Ama bizce şeydi, ben bilmiyorum. Hani hareketlerini hep beğendiğim için, bir de onun haricinde Nick Fury'nin şey yapıyor yani, bunları nasıl görüyor acaba hani deyince şey, Ha, değil mi? Evet. turn, hani dönüyor. Adamda göz yok, bunların hepsini nasıl bakıyor filan. O da ayrı bir güzeldi. Ya da şey değişti mesela, ajanın hani diyor ki sen diyor işte nükleer fizikte Nükleer fizik. mikrofizikte miydi? Gama ışınları ile ilgili bir Nükleer şey. Bir fizyoloji. Whatever, hayır. neyse. Aynen. O şeyde, fizikte ne zaman uzmanlaştın dediği zaman. Tony'de dün gece. Çok yani normal bir şeymiş gibi. Dün gece. Yani kimse okumadı mı bunları? Hani işte şu saplamaları, bunları da filan diye. Kimse okumadı mı filan Bak, diye. uzmanlaşmış hani, sadece bir fikri var da değil. Uzmanlaşmış artık. Bir gecede. Bir gecede. Oh. Yani Şeyi bilmiyorum. biliyor musun? Avengers kulesi var ya, yani Tony Stark'ın o zamanki kulesi. Onun tepesinden portal açmak için bir şey fırlatıyorlar ya. Neden onun tepesinden? Neden? Şöyle, çünkü şey yapmıştı hani bu konuşmalar, hani şöyle hepsini bir araya topladı, Loki kendini ele verdi ve hani şeyde gösteri yaptı ve birden kendi teslim oldu ya. Hani teslim oldu, içeri girdi. Hani gemide onu tutsak almadan izin verdiler. Yani hani ekibin de aklına şu geldi, dedi ki hani bu kadar kolay olmamalıydı. Hani biz bu kadar bunu kolay yakalayamamalıydık diye düşünüldü. Ama tabii ki de Loki'nin ayrı bir planı vardı. Tabii. Halkı kullanmak istiyordu. Tabii ki de bunu Romanoff, onu bununla neyle artık, hani bunun hangi bir yetenek olduğunu bilmiyorum ama o yeteneğiyle kullanarak aklındaki planı öğrendi. Evet. Çok zekiceydi Halkı o da. kullanmak istediğini, efendim. O çok zekiceydi o sahne. Çok harika biri ya. Yani her bir insan her konuda nasıl harika olabilir? Yani Romanov işte ya. işte neyse, bununla ilgili öğrendikten sonra hani halkı kullanmak istediğinde bir çözüm bulmaya çalıştılar ama artık zaten çok geçti. Artık gemiye girmişlerdi. Sonradan hani Iron Man düşünüyor, hani neden hani şey yapar diye. Daha sonradan hani tamamen Iron Man'i kızdırmak için. Çünkü Iron Man'in kendine ait, Tony Stark'a Evet. ait bir kendi Binası. enerji kulesi var. Hani orada a diye bir anda değişir. Benim kulem falan. Ya tamamen Tony ile ilgili bir durum aslında. Bir de Ben tam yine cevap alamadım ama. ha? Ben yine cevap alamadım. Tamam işte Iron Man'i tamamen kızdırmak için ve Manhattan'ın tam ortasında Ha, tamam. Şimdi olduğu oldu. Okey, için tamam. kule. Yani bu yüzden en azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Sen ne Hatırladım, dersin? hatırladım. Şeyden, bina Arc reaktörle çalışıyor. Kendi kendine enerji Evet. üretiyor. Aynen öyle. Arc reaktör. O yüzden Aynen. yapıyorlar diye hatırladım ama bilmiyorum. Senin dediğin gibi de olabilir. Hayır. Hem öyle ya, aynen. Kendine şey. Ne dedi ya? Iron Man söylüyordu işte, görülsün istiyor, gösteri istiyor. İşte tapılmak istiyor, kendine ait bir bina istiyor dedi. Sonra bir şöyle bir dank etti, durdu. Hadi herif dedi ve ondan sonra yerini öğrendiler zaten nerede olduklarını. Okey, yeterli mi bu kadar? Yeterli herhalde. Çok konuştuk çünkü. Ben terledim bu arada. Sıcak oldu Hem böyle. terledim hem de çenem ağrıdı. Evet. O zaman bitişi yapalım. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu programın hala bir ismi yok. Düşünmedik. Ara sıra böyle film dizi falan konuşacağız. Çiğdem Karakoç yanımızdaydı. Kendisini uzun süre burada görmek istiyoruz. Her neyse, kendinize iyi bakın. Son kez demek istediğim bir şey var mı? Yok, eğer eleştirimizden ve konuşmalarımızdan hoşlandığınız hani varsa dile getirin, hani bunları yorumlara yazın. Onun dışında eksik gördüklerinizi, bahsetmek istediklerinizi lütfen söyleyin. Hani biz tamamen o yolda, tamamen isteklerinizin yönünde tamamen ilerleriz. Hani Tabii. öyle. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize bakın.